son bir haftadır haberlerde 40 bine yakın hemşire istifa etti. NHS'den kadıtlanmış, daha doğrusu bulundu. Ve zaten 50 bin tane de hemşire açığı vardı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii ki pandemi döneminden dolayı. Şimdi pandemide birçok kişi, normalde eskiden hemşireler işte yaşlansa bile hani emekliliğini geciktiriyordu ya da 55 yaşında emekli olmuyordu. Ama şimdi pandemi insanlara birçok şeyi öğretti. Yani en önemli öğrettiği şey bence hayat çok kısa. O yüzden insanlar hani artık yorgun çalışmak istemiyorlar. Emeklilikleri gelir gelmez emekli oluyorlar. Birinci sebep bu yani boşluktaki. İkinci sebep de gerçekten sağlık çalışanları çok yoruldu. Yani bütün dünyadaki yorgunluk tabii ki burada da çok, yani İngiltere'de de aynı yorgunluk var. Herkes o kadar yorgun ki hani pandemi bitti diyoruz ama bitmedi, hala var. Sonra başka NHS'in sorunları var, işte hastaların bekleme süresi, yatak yokluğu falan derken yani sağlık çalışanları çok yorgun. Ve bu yorgunluğa rağmen bir maaşlarda belirli bir artış olmadı. Çok yüksek bir meblağ artış olmadı maalesef. Böyle olunca tabii ki insanların motivasyonu, sağlık çalışanların motivasyonu çok düştü. Sonra kendileri için en iyi yere bakmaya başladılar. Kimileri Amerika'ya, Avustralya'ya gitmeye başladı. Mesela Avustralya'da 5 hemşire bakıyor, burada 7 hemşire bakıyor, orada 3 hemşire bakıyor, burada daha fazla bakıyor. Yani öyle şeylere bakıyor. Bir de lifestyle dediğimiz, diyor oraya gidersem deniz kenarında hava güzel. Yani öyle koşullara bakıyor. Yani herkes pandemiden sonra kendisi için en iyisini hedefliyor. Bu genel yorgunluk dediğim gibi, maaş azlığı insanları en çok hani işten ayrılmaya sevk eden faktör diyorum ben. Ayrılanların bazıları hani haberlerde de çıktı, görüyorsunuz. İşte yok şeye gitti, işte ne bileyim otelde çalışmaya gitti, işte shopping merkezde çalışmaya gitti diye. Çünkü bakarsanız hemşire olarak çok fazla sorumluluğunuz var. Yani insanın hayatı sizin elinizde, sizin sorumluluğunuzda. Onun verdiği bir stres ve sorumluluk var. Ve ücretlere baktığınızda da o kadar çok büyük fark yok yani. O zaman diyor ki ya giderim bir shopping merkezde çalışırım diyor. Hemen hemen aynı parayı alırım ama hiçbir sorumluluğun yok yani. Ne aileye karşı, ne kimse gelip size şikayet ediyor bir konuda. Yani biliyorsunuz hemşireler bazen hiç aralıksız yani. Ne bileyim bir çay içemiyor bütün gün. Oturup tuvalete gidemiyor. Yani öyle zor şartlarda çalışıyor. Bunları düşününce diyor gideyim başka bir iş yapayım diyor. İşte bu nedenle çok büyük açıklar oldu. Yani gerçekten şu anda NHS'te en önemli sorunlardan birisi yatak bile açamıyoruz. Çünkü hemşire azlığı var. Ve bu hemşire azlığını çözmenin yani birçok yolları var. Birincisi öncelikle İngiltere içinde hemşire bulmak. Onun için de öğrenci olması lazım. Öğrencinin mezun olması lazım ama şu anda bir öğrenci başlasa okula 3 sene sürüyor. Yani 3 senede ne olacak? Yani kısa dönem, orta dönem ve uzun dönem planlar yapıyor NHS. En kısa dönem planı da şu anda NHS'in yurt dışından hemşire getirmek. Zaten bu hep yapılıyordu ama şu anda acil olarak yurt dışından hemşireye ihtiyaçları var ve hemşire getirmeye çalışıyorlar. Ve şu ana kadar Filipinlerden, Afrikalılardan, Çin'den, Hindistan'dan hemşireler geldi. Ama Türk hemşireleri çok az maalesef. Ben bunlardan biriyim ki ben 20 yıl önce geldim. Yani birkaç avuç hemşire var maalesef ya burada. Ama son bir yıldır ben bir Instagram sayfam var. Orada non-profit bir şekilde bilgilendiriyorum insanları. Ve şu anda 6 tane Türk arkadaşımı kendi hastaneme getirdim. Benimle birlikte çalışıyorlar, çalışacaklar. İstiyorum ki yani Türk hemşireleri de bu fırsatı değerlendirsin, yurt dışında çalışmak isteyenler. Hem NHS'e bir faydalı olur, hastalara dünya global bakıyoruz artık. Yani bütün insanlar sağlık hizmetini almaya layıktır diyoruz. Yani isteyenler için böyle bir fırsat var. Tabii ki en önemli kural İngilizce. Brexit'ten sonra zaten Türkiye'de lisans mezunu olan hemşirelerin diplomaları kabul ediliyor. Yani İngiltere'de hemşire olmak için öncelikle buradaki hemşirelik ve ebelik birliği dediğimiz bir kuruma kayıt olmanız gerekiyor. Kayıtlı hemşire olduktan sonra ancak burada hemşire olarak İngiltere'nin hatta Great Britain'in her yerinde çalışabilirsiniz. Öncelikle dediğim gibi diplomanız olması gerekiyor ve diploma için de lisans mezunu olmanız gerekiyor. Biz Türk hemşireleri için en önemli bariyer İngilizce dil sorunu. Çünkü istenen yani NMC dediğimiz hemşirelik ve ebelik birliğinin istediği dil IELTS'den 7 almak ya da OET'den B üzerinde alınması, bu da biraz advanced düzey dediğimiz bir düzey oluyor.
Ama eğer İngilizce sorunuzu çözmüşseniz gerisi gerçekten çorap söküğü gibi geliyor. Şu anda benim hastaneme gelen bir arkadaşım 4 ayda bütün işlerini halledip geldi. İngilizceden sonra sizden beklenen bir mesleki sınav var. Teorik sınav. Onu Türkiye'de girebiliyorsunuz. İngilizce sınavına da mesleki sınava da Türkiye'de İstanbul'da girilebiliyor. Ondan sonraki aşamada mesleki beceri sınavı var. O da 6 haftalık bir sınav. O da ondan kalan olmadı yani bugüne kadar. Onu da hastaneler size ücretsiz olarak veriyorlar bu kursları. Ama işte bütün bunları yapabilmeniz için yani İngilizceyi geçip teorik sınavda Türkiye'yi verdikten sonra sponsor bulmanız lazım. Yani NHS'ten iş bulmanız lazım. İş bulduktan sonra da İngiltere'ye geliyorsunuz. Sonra bu beceri sınavında geçtikten sonra PIN numarasını alıyorsunuz. Yani kayıtlı hemşire oluyorsunuz. Ondan sonra da artık ömür boyu istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz.